Bak dur, dur, dur. Ha şey var var, saman var, gel. Var mı? Var var. Ben hoş geldin. Hoş bulduk İsmail. Hoş geldin patron. Efendim Derman Ali Baba, arkadaşlar. Arkadaşlar Derman Ali Baba, artık hepimiz aşina olduk. Romatizma, bel fiti, kas ağrısı. Ne? Daha var mı? Kireçlenme. Kireçlenme, ne var ise. Bacak ağrısı, bu, sırt ağrısı. Evet, bu Derman Ali Baba. %100 Türk malıdır, orijinaldır. Aynen. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onaylı. Aynen öyle. Evet, evet, hoş geldin dostum. Hoş bulduk İsmail. Program çok keyifli, çok güzel her zaman olduğu gibi. Boğuşmacayım da bir keyifliyim. Niye? Acaba... Biz konuma da bağlayalım. Çok sevdiğim bir kardeşim oluyor. Uzun zamandır herhalde görmüyordunuz. Ha, evet, aynen öyle. Ay, bir acayip keyifli. Bazen insan var ya, hadi böyle bazen insanın böyle kimyası bozuk olur. Bu ekrana da yansıyor. Yansıyor. Bugün ama bugün güzel yansıyor. Çok keyifli, evet, huzurlu yansıyorsunuz. Benim kardeşim de bilemem, boğuşmacayım. Bugün afili bir delikanlı gibisiniz İsmail. Teşekkür ederim. Evet. Ben de Erdem Gençtürk, şu anda Türk Show seyreden herkese iyi akşamlar, keyifli dakikalar, saatler diliyoruz. Değerli seyirciler, bugün yine her zaman olduğu gibi bu programda yine şifa dağıtacağız. Ne yapacağız? Biraz önce siz söylediniz, bir kere hatırlatalım. Bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık, bacak ağrısı, sırt ağrınız varsa ve bunlardan kurtulmak istiyorsanız %100 bitkiye olan mukaddes kremimizi anlatıyoruz. Evet, hepsi burada boş. Görüyorsunuz. Hepsi boş. Hepsi boş. Ne yapıyorsun İsmail Bey ya? Maalesef. Beni var ya, yaktın beni. Biraz hepsi boş. Dolu geliyor da hiç durmuyor. Hemen gittiği için boş ama hiç önemli değil. Siz istediğiniz zaman anında dolusunu getirebiliriz. Problem değil. Değerli seyirciler, bugün İsmail Bey'in bu programında 350 kişiye, şu anda elimizde stokumuzda 350 adet var. 350 kişiye mukaddes kremimizi vereceğiz. Eğer bizleri şu anda seyreden herkese sesleniyorum, bizi çok iyi dinler, dikkatli dinlerseniz çok daha mukaddes kreminizle ilgili daha iyi bilgi sahibi olacaksınız. Çünkü genellikle İsmail Bey bu kremimizin %100 bitki yağı olan kremimizin kullanımıyla ilgili sıkıntı oluyor. Bunun için aklımıza geldikçe hatırlatmak istiyoruz. Peki bir şey diyeceğim. Mukaddesin dışında, yani bunun %100 doğal olduğunu iddia ediyoruz, evet, ve biliyoruz. Evet. Bunun dışında piyasada birçok doğal olmayan takviyeler var değil mi? Var. Bir sürü, bir sürü var, bir sürü var. Onun için mukaddese. Tabii ki. Dikkat edeceksiniz. Derman Ali Baba mukaddese. Zaten hani hep söylüyorum. Diyorum ki taklitlerinden ve muadillerinden sakının. Mukaddes kremimiz, bakın %100 bitki yağı kremimiz sadece Vizyon Türk TV ekranında var. Başka yerde yok. Onun için diğer kanallarda gördükleri kremlerle, ürünlerle karıştırmasınlar. Sadece bizde var. Eğer almak istiyorsanız bel fıtığından, boyun fıtığından varsa bu rahatsızlıklar size. Tabii ki Allah şifa versin diyoruz. Orası çok önemli ama bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kas ağrısı, kireçlenme sıkıntınız, sorunuz, bacak ağrınız, sırt ağrınız varsa kurtulmak istiyorsanız 0216 490 çift 090 arayacak İsmail Bey. 0216 490 çift 090 çağrı merkezi. Türkiye'nin neresinde olursa bu. Neresinde olursa bu. Yeter ki ara. Ara. Vereceksin küçücük bir para. 69 TL. Evet. Başka bir para vermeyecekler. Aynen öyle. 3 yıla yakın bir zamanda da zam gelmiyor. İnanın ki değerli seyirciler, hani her şeye zam geliyor fakat biz bu üründe özellikle zam gelmeden hep bu fiyata sunmak için bütün şartları zorluyoruz. 69 TL'ye kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil kapınızda olacak. Başkaları para ödemeyecekler. Şimdi ben her zaman şunu da söylüyorum. Hatta her zaman değil ama zaman zaman söylüyorum. Diyorum ki bizim ülkemiz, bakın Türkiye'miz şifalı bitkiler konusunda gerçekten birçok şifalı bitkiye ulaşabileceğimiz müstesna bir ülkemiz var. Tamam. Değerli seyirciler, bizim ülkemiz, biraz önce söylediğimi tekrar edeceğim. Şifalı bitkiler konusunda dünyadaki pek çok ülkeye göre şanslıyız. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Şimdi ben de dün bir örnek verdim. Bu örneğimi tekrar geleceğim. Bakın, insanlar aklını kullanır, zekasını kullanır ve bir şeyleri keşfederler. Şifalı bitkiler bizim ülkemizde çokça bulunduğu için bunu bilen ehil eller, bu şifalı bitkileri tanıyan, bu iş, bu konu üzerine ihtisas yapmış insanlar bu bitkileri toplarlar ve böyle %100 bitki yağı ve bunun gibi birçok ürünler olarak oluştururlar, size sunarlar. İşte Derman Ali Baba, değerli seyirciler, aklını, zekasını kullanmış ve bu ürünü oluşturmuş. Ama bakın, insanlarda zeka var, akıl var, fikir var ama maalesef hayvanlarda bu yok. Onlarda da içgüdü var. Onlar içgüdüleriyle hareket ederler. Ancak, şimdi ben bu örneği bir kere daha söylüyorum, hatırlatıyorum. Şimdi insanlar zekasıyla, aklıyla birçok hastalıklarına dermanı bulurlar. Doğadaki şifalı bitkiler Allah insanlara dert, sıkıntı vermiştir ama bu verdiği sıkıntılar, hastalıklarla ilgili pek çok da şifayı doğadaki bitkilerde sunmuştur. Şimdi hayvanlarda içgüdüler vardır. İnsanlar aklıyla, zekasıyla hareket ederken hayvanlar içgüdüleriyle hareket ederler. Hiç dikkat ettiğinizi bilmiyorum. Mesela etçil hayvanlar. Kediler, köpekler, aslanlar, kaplanlar, bunlar et yiyen hayvanlar. Ancak hiç bilmiyorum dikkat ettiniz mi?
hastalandıkları zaman, bakın, hayatta ottan uzak duran bu hayvanlar hastalandıkları zaman doğadaki otları yer diğer seyirciler. Demek ki... Benim kankalım var iki tane. Bak, hava şahit dikkatimi çekti. Ya ot, yeşil ot yiyor köpek. Ya bakın. Ya bu benim hiç arkadaş, güzel. Bu benim dikkatimi çekti. Çok ya, bu köpek ot yer mi arkadaş ya? Ya. Bu hemen ben bunu sorup dedim ki onun bir yerinde ağrı var. Rahatsızlık var. Vay anasını ya. Vallahi böyle ya. Böyle bir şey yok ya. Demek ki de örnek doğru bir örnek. Aynen öyle. Yani onlar aklını kullanamıyorlar ama içgüdüsel olarak Allah onlara öyle bir meziyet vermiş. Hastalandıkları zaman otu yiyorlar. Aynen. Şimdi değerli seyirciler, hani bizler insan olarak bu otları yiyemiyoruz belki ama işte böyle kaşif aktarlarımız onları alıyorlar. Kazanlarda kaynıyorlar. Bunun bir özelliği daha var. %100 doğaldır. Evet. Bir de şey, fabrikasyon değil. Değildir. Değil evet. Mi? Yani, belli bir yani öyle bir kamyondan satışı yoktur. Değil mi? Aynen öyle. Belli bir sayı. Sadece bizim kanalımızda vardır. Evet. Yani bunlar çok önemli. Değerli seyirciler, hani çok önemli sözler arasında serpiştiriyoruz, örnekler veriyoruz kreminizle ilgili. Bakın, çok önemli. Siz hani dediniz de kimya bugün çok iyi. Değerli seyirciler, gülerseniz dünya da güler, ağlarsanız yalnız ağlarsınız. Onun için her zaman gülmek, her zaman mutlu olmak. Evet, güzel bir laf ettin ya. Ettim mi? Güzel bir laf. Bir daha mı söyleyeyim? Gülerseniz dünya da güler, ağlarsanız yalnız ağlarsınız. Onun için mutlu olmak, keyifli olmak, huzurlu olmak, sıkıntısız bir hayat yaşamak istiyorsanız değerli seyirciler, ha nasıl, eğer bel fıtığı, boyun fıtığı, eklemleri problemi, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık, kireçlenme sorununuz var, bir türlü gülemiyorsanız, bir türlü mutlu olamıyorsanız ağlamayın, gülün. Bundan sonra bugünden itibaren yarın için bir yatırım yapın ve bu rahatsızlıklardan kurtulmak için siz de bir tane mukaddes krem alın diyoruz. Düzenli kullanmak, akşamları yapmadan önce kullanmak çok önemli. Anam geldiği birkaç yıl sonra, anamın romantizmaları var, bir tane getireceksin. Hemen. Anam bir ay buraya tedavi edeceğim. Tamam. Eğer anam var ya şikayeti devam etsin, seni buraya millete öyle bir... Siz şimdi... ...edebileceğim bir göreceksiniz. İsmail Bey. Özür dilerim. Ben bildiğim kadarıyla sizin... Anam geliyor, anamı da var yani romantizması. Hele Karadenizler hepsi ağolu değil mi ya? Özellikle Karadeniz'de o nemden dolayı, rütbetten dolayı çok romantizma şeyi vardır yani. Çok var, şikayeti vardır yani. Ben romantizmasız... Hakikaten böyle ağrısız Karadeniz'de... 100 kişiden 99'dan... Yani bir kadın tanımıyorum, bir erkek tanımıyorum. Çalışan da insanlar. Bir de o çaylara hep istak mistak mecbursun. Bizim çayı biliyorsun, çay evet, ürünü evet. Öyle bir ürün ki çay mübarek. Hava yani yoktan yere yoksa o çay içmesi de çünkü dalında geçer. Anladın mı? Çok, çok güzel olacak. Yani. Çok da ama neticesinde o çay toplandığı zaman keyifli içiyoruz. Evet. Anneniz gelecek, size misafir olacak herhalde. Ve anam geliyor. Kaç yıl sonra, birkaç yıl sonra geliyor. Getirin o zaman, hemen bir krem verelim. Şimdi siz hani dobracı kimliğinizle biliyorsunuz ya İsmail. Aynen söyleyeceğim. Ben şunu söyleyeyim. Anam'a tedavi edeceğiz bu işi. Eğer faydası olmaz zaten tamam. Söylersiniz ama ben... Ama kadar... ben daha önce dediğim gibi, ben birçok şikayet duydum. Televizyonda tanıtımı yapan bazı ürünlerle alakalı. Yani bak bunların bir tanesi baldır. Başladınız söylemeye. Bak tabii. Baldan mesela çok şikayet duydum. Yani duydum yani, bu bir gerçek. Mesela telefonlarla bunu bazıları... Duyarım ama... Çok çeşitli onlar. Hanım mukaddes, evet şimdi isim vermeyeyim. Çok çeşitli. Dedi. Adam diyor ki ben aldım kardeşim. Bozuldu. Muhatapta bulamadım. Evet. Aldım işte... Hoşuma gitmedi, şey oldu bilmem ne diyorlar. Ama mesela mukaddes kırarım demiş ki ya duymadım şahsen. Şimdi burada tanıtıyoruz ya. Evet. Duymadım. Şimdi İsmail Bey sizi bütün Türkiye tanıyor. Karadeniz müziğinin gerçekten güçlü ve çok değerli bir sesisiniz. Ve sizin en büyük özelliğiniz de... Doğrucu dobra kimliğinizdir. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Elif Hanım da hoş geldiniz. Buyurabilirsiniz. İstiyorsanız bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Siz Elif Hanım var mı sende öyle kas ağrısı? Bel fıtığı, boyun fıtığı. Var mı? Tavsiye ederiz o zaman. Ne tavsiye getireceksin bir tane buraya. Ya. Allah cezanı verdi. Hayır. Tavsiye ederiz. Yani bas parayı al parayı. Arsa para. Bakın Elif Hanım. Aynen bir şey. Şimdi. Yani, yok. Alın. Hepsi burada. Boş. Bunları da alın. Bunları da alın. Bunları da buyurun. Teşekkür ederim. Var mı canım? Buyurun. Dağıttık. Değerli seyirciler, içi boş. Şimdi efendim, 0216. Hemen 4, aldım. Hemen aldım. Evet. Elif Hanım hemen, bel fıtığım var. Ben boyun fıtığım var. Hepsine geliyor. Kocamda bel var. Onda da var. Annem de. Bu Derman Ali Baba. %100 Türk oğlu. Değerli seyirciler, İsmail Bey anlatsın. Evet. Ben yine bir kez hatırlatıyorum. 0216, 490. Şimdi aslında çok konuşsak, anlatsak çok eskili bir muhabbet. Yeter, fazla uzattım bir de İsmail Bey. Çok evet. Teşekkür ederim. Belli bir süremiz var, süremizi evet. Sığdırmak zorundayız. Değerli seyirciler, 0216, 490, 7090'ı arıyorsunuz. Bel fıtığından, boyun fıtığından, eklem beli probleminden, kas ağrısı tabir ettiniz. Rahatsızlıktan, bacak ağrısından, sırt ağrısından, akşamları yatmadan önce kullanıyorsunuz. Güzelce bir
İhtiyatlı ve itidarlı olmak çok önemli. Örselemeden masaj yaparak, yedirerek deriye sürüyorsunuz ama önce temizleyip, temiz bir sabun suyla yıkadıktan sonra tabii kullanıyorsunuz. Hızlı hızlı geçiyorum. Sonra iş kremi sürüp masajınızı yaptıktan sonra sarıyorsunuz, sarmalıyorsunuz. Allah rahatlık versin. Akşam da yatmadan önce düzenli kullanmayı alışkanlık haline getirirseniz bu rahatsızlığınızdan kurtuluyorsunuz. Bu çok önemli. Bunu da yeri geldiğince hatırlatmak istiyorum. Değerli seyirciler, dünyada sevgi sözcüğünden daha tatlı bir söz duymadım. Doğru. Ah o söz ki gök kubbede kalan tek anı diyoruz. İsmail Pürüzsüz, Pürüz Şovsuz, Vizyon Türksüz ve de mukaddessiz kalmayın diyoruz efendim. Teşekkür Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Kalmayın. Evet.